Hiç atamadım. Ya var ya. Ulan ben anlamadım, gitti. Evden iş bakmaya diye çıkıyoruz. Dönüp dolaşıp aynı masaya geliyoruz. Çok haklısın ortak. Şimdi ben buradan kalkınca eve varacağım. Hanım iş buldu mu diye soracak. Ben ne diyeceğim bilmiyorum. İyi değil mi? Sen zaten emeklisin. Senin işe ihtiyacın yok ki. Ulan yetmiyor, yetmiyor. Bana sosyal mesaj verdirme. Ne yapayım bu yaştan sonra? TikTok'ta canlı yayın mı açayım? Şimdi attı arkadaşlar, hadi konuşun. Ben de attım arkadaşlar. Hadi emmi sen konuşun. Ulan konuş konuş deyip duruyorsun. Ben de konuşacak hal mi kaldı? O değil emmi. Kozun için konuş diyor. Ne? Kızım için mi konuşuyor? Benim kızım yok ki. Bu adam işitme cihazı satan firmadan emekli oldu. Gerisini sen düşün. Emmi, kozu kozu. He, söylesene ulan, kuzu kuzu aldım kuzu. Kurbanlık, bizim kayın olan kurban satıyor orada. Ondan aldım. Ya ne zaman şu adama koz söyleme sırası gelse burada tıkanıyoruz. Bu oyun başlamayacak bence. Emmi, kaç kaç, elin kaç alır? Yok ya, dizemiyor ya, ondan zaman kazanıyor, hep aynısı. Pas diyor, pas. Evet. Aa, perdeci eleman arıyormuş. Ne? Perdeci eleman mı arıyormuş? Tüh be. Adam bulmuşlar. Gördün mü adamı? İşine geldi mi, nasıl da duyuyor. 3 saniyede ışınlandı. İyi oldu ya, en azından işi sormaya gerek kalmadı. Çok saçma ya, ne biçim iş ya? Erkekler sağır mı böyle bir iş? Ben bir yemeğe gidip geliyorum. Bak, yemeğe diye gitti kesin başvuracak. İç giyim mankeni arıyorlar diyor. Bunun neresinde iç giyim giydireceğim bunu? Ya haydi arkadaşlar, oynayın şu kağıdını, bir an evvel bitirelim ya. Niye, bir işin mi var? Olmadı ya, 90-60-90 arıyorlarmış. Ben de 60-90 ters yani. Ama yanındaki düğün salonunda solist arıyorlarmış. Benim sesi beğenmiyor. Allah! Mardin kapın şen olur. Ley 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 ley. Le 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 le. Ulan ne şanslı adam. Bu adam kesin kaptı bu işi. Ana! Oyunculuğa başvurmuştum. Onay almış. Ben bir gideyim görüşeyim geleyim. Ulan şu Tom balığa bak. Kendini Tom Cruise zannediyor. Ne oynayacağız azar? Aha. Abi bir inan var ama köle arıyor. Oğlum kölelik kalkmadı mı lan? Yok abi, ölemeye kalkar mı ya? Bu ooo yok yok, ben gitmem bu işe. Sen git. Prim mirim de. Yok sağ ol. Kırbaç başına prim veriyorlar. Lan suçma. Bu devirde ekmek aslanın ağzında, ben bir bakıp geleyim. Git. Sana bir tasma taksınlar, aklın başına gelsin. Sana iş yok mu? Yok vallahi. Sana yok mu iş? Aa, bizim sitedeki Gülsüm abla papağanını kaybetmiş. Papağan arıyor evcil. Ben yaparım aslında. Ne var ki? Çıçık. Olmuyor. Çıçık. Ne oldu lan? Alamadın mı işi? Ruhsal bunalıma girmişsin. Yok emmi ya, kabul etmedim. TLC'de ağır yaşamlardan çağırıyorlarmış. He lan, güzel oluyor. Ben seviyorum onun bölümlerini. Adamı ince gittiği gibi yapıyor. Ulan şuna bak, sanki Brad Pitt de işi kabul etmiyor ya. He, Brad Pitt. Ama yani bu değil tabii ki. Ne oldu lan? Yasal kole. Daha iş görüşmesinde kırbaçladılar. Ne yaptılar, aldılar mı işi? Yok ya. İki kırbaçtan sonra ben bayılmışım. Çöp kenarında uyandım. Ondan sonra artık buraya geldim. İyi bari. Başka bir şey yapmamışlar. Yok yok, başka bir şey. Bugün de iş bulamadık. Yarın aynı saatte burada olalım. Adamın iş bulmaya niyeti yok ki. Erkenden eve kaçmak istiyor. Yani aklı fikri yattığım yerden para kazanayım. Adam yattığı yerden şişiyor boynu. Arkadaşlar durun, ben hesap edeyim. Ahmet. Gelir misin kardeş, hesapla kadar? Hesap 200 lira abi. Ulan bu ne, pavyon hesabı mı? Sabahtan akşama kadar oturuyorsunuz, 1-2 çay içiyorsunuz, 50 lira. 150 lira da masayı işgal parası. Lan oğlum, 150 lira işgaliye parası yazıyormuş. Bir daha geldiğimizde masayı yanımıza getirelim ya. Dışarıdan yiyecek içecek masayı getirmek yasak. Burası Söğüt gölgesini.